Şimdi bu bayrakların with white değerlerine bir bakacağım. Şöyle. 20'ye 13 gibi bir değeri var. 70'e 13 mi 20'ye 13? 20'ye 11. Bu da aynı sanırım. Evet, 21'e 11. 20'ye 11. Yeni bir doküman açıyorum comment ne diyerek. Bitim 20 piksel. Height'ım da 11 piksel. Ve buradaki açılan dokümanın içine şimdi kapatalım artık. 20'ye 11. Açtım dokümanın içine bayrakları tek tek bırakıyorum. Bayraklar neyin içindeydi? Seçemiyorum. Logo header'ın içinde bak. Logo header'ın içinde shopping bag'in altında 17'de 18 mi? evet 17 ve yo 17-18 değil. Evet 17-18. Doğru. Bu şeyden niye seçemiyorum? Bilmem. Bunu JPEG formatında proje klasörümün içine kaydediyorum. Biri Amerika. Diğeri bu Çin mi? Kanada. Kanada mı? JPEG olarak Evet, JPEG olarak kaydediyorum. Kanadayı da ekledim. Şu avizeyi seçiyorum. Onun bulunduğu layer'dayım. Sonra comment A, comment C, comment N diyorum. 20'ye 22. Okey. Comment V. Ne diyorsunuz? Bir type diyelim 20'ye 22. Ve bunu PNG formatında file export save for web and device diyorum. JPEG'i şuradan PNG 24 olarak değiştiriyorum. Save diyorum. Images klasörümün içine PON olarak belirliyorum. Sonra aynı işlemi şu canlı bağlantı için gerçekleştiriyorum. Üst kısmında bir piksel daha küçülteceğim. Ortalama kolay olsun diye. Yeah. Bunu da kaydediyorum. Live chat. Ve vazgeç. O da hazır. Hemen source koda geliyorum. Üst menünün yanına div class lang language'den yani div. Bir de ne olsun oraya? Chat olsun.
ve düğümü kapatıyorum. Live chat'in style'da, style CSS'de özelliklerini yazayım. Launch it. Float. Write. Yine line height 30 px diyorum. Olsa 480 mi kalır? 980 olması için. Evet. Width. Px. img src Amerika bayrağı. Width 20 piksel, height 11 piksel yanlış hatırlamıyorsam. Bu en altta olan olacak yani. Ama bunun üstüne bir tane daha ekliyoruz. Alternatif text yazmadan önce hata varmış gibi gösteriyor bakın. ALT deyip buraya bayrak Amerika diyoruz. Sonra onun üzerine diğer imajı alıyorum. Bayrak. Mantıklı. Kanada'ya da Kanada bayrağı. Sonra ne var arkadaşlar? Ne? Live chat var. Ve son olarak telefon diyorum. Ve buraya 0 212 475 23 23 diye bir telefon numarası sallayıp şuraya da live chat diyorum. Önce ne yapıyoruz? Buradan color'ı, yani yazının rengini beyaz olarak belirliyoruz. Biraz karanlık mı? Tabii. Uykunuz açıldı mı beyefendi? Kim? Benim mi? Sizin. Gerçekten mi? Cin gibi. Zehir gibi. Zehir. Tabii tabii. Launch chat'in içindeki img'ler margin yukarıdan kaç pikseldi bunlar? 2 piksel olsun yukarıdan. Sağında bir değer olmasın. Altında bir değer olmasın. Ama solunda 10 px değer olsun. Bir de Lancet'in içindeki metinlerin font size'ı 12 px olsun. Ve tarayıcı ön izlemesi yaptığımızda da
şu şekilde gözükecek. Yahu çok güzel oldu be. Ben çok beğendim gerçekten. Abi ortalamak lazım. Neyi? Şeylere. Nelere? Telefonla şey havada duruyor. Dursun, öyle olması gerekiyor zaten. Ya. Bundan daha iyi yani. İyi hadi şeyinde de o zaman üst sağında da o zaman bir 10 px boşluk olsun. Şimdi oldu mu sence? Yazı niye line item almıyor? Çünkü imajla da alakalı bir sorun var. Yok. Şu şeyi yazındaki menüdekilerle eşitlersek aynı hizaya sıkıntı olmaz. Yazının line height yok mu? Var. Niye almıyor lan chat'in içindeki tekstler? Şu özelliği 30 px'i. 30 fazla geliyor. 20 desen de aynı şeyi yaşarsın ki. Biraz yukarıya çeker yani. Aşağı çekti. O zaman 40 yapalım. 40 mı yapalım? Hadi yapalım 40. Bakalım. Hiçbir şey değişmiyor. Yani. Şeyi almıyor yani orada. Line height'te bir sorun mu var acaba? Yo, doğru. Source code'dan da belirtmek gerekiyor mu? Hayır, gerek yok. Gram o oynama diyor. Auto desek. Çok da saçma. Okay. Off. Line height değerini kaldırdım. Normalde yukarıya yapışması gerekirken hiç. O zaman onu engelleyen bir şey var. Evet, onu engelleyen bir şey var. Margin değeri mi var acaba? Şeyde, lancette. Ya da oradaki class doğru mu? Doğru. Şunu sıfır diyelim. Şimdi line height kullanalım bakayım. Hayır ya. Yazı hakikaten problemli. O yazıya şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Yazıya şöyle bir şey yapalım. Orada iki tane yazı var değil mi? Evet. İkisini de paragrafın içine alır mısınız? Ya da heading alt yapının. İkisini de heading alt yapalım. Comment alt. Ve geliyorum. Neyin içinde bu? Lan chat'in içinde değil mi?
Lancet'in içindeki heading 6. Height 30 px. Line height 30 px. Display 6. Mükemmel. Font size 12 px, flat left. Tabii imajlar da flat left dememiz gerekiyor ki düzgün gözüksünler. Şu değerleri yazarsanız şöyle güzel gözükecekler. Tabi siz şimdi diyeceksiniz ki bunlarda da problem var. Onlar çok küfür edecekmiş. Yine oynamaya başladı. Efendim? Projeksiyon mu? Live chat'te sorun yoktu. Bayraklarda problem vardı değil mi? Şuradaki height 11 5 piksel şeyden aldı. Şuradan aldı. 5 piksel buradan aldı. 11, 15. Bir dakika. 11. Height'ımız 30. 30, 11 çıktığımızda ne kalır? 20, 19 kalır. 19, 2'ye böl. 8, 8 mi? O zaman 4 piksel margin top değeri versek şu bayrağa. Tamam mı? Style margin margin top tabii ki. Dört piks. Style margin top 4 px. Şuraya da aynı şekilde. Tarayıcının izlemesi yaptığımızda bir dakika. Burada bir sorun var. Style açtık. Margin top 4 px. Bu nerede hatayı gösteriyor? 23. satırda tırnağı kapatmışım. Tamam. Yalnız hiç aşağıya atmadı ya. 4 11 30 29 9. Buna da 9 yapacağım. Inline kodu koda öncelik veriyor. Fark ettiyseniz. 5'leri hiç hala almadı. Şu anda ortalamış durumda. Gördünüz mü? Değil.